Merhaba, burası Google Pizza. Nasıl yardımcı olabilirim? Google Pizza mı? Yanlış çevirdim galiba. Gordon Pizza'yı aramıştım. Hayır, doğru çevirdiniz. Eskiden Gordon Pizza'ydı. Google satın alınca adı değişti. Tamam o zaman, sipariş verebilir miyim? Tabii ki. Her zamankinden mi istiyorsunuz? Ne sipariş vereceğimi biliyor musunuz? Son 20 aramanızdan büyük boy pastırmalı sucuklu pizza ve litrelik gazoz sipariş ettiğinizi görebiliyorum. Harika. Aynısından sipariş vermek istiyorum. Üzgünüm ama size pastırmalı sucuklu pizza yerine vejeteryan pizza gönderebilirim. Vejeteryan pizza mı? Ne alakası var? Ben pastırmalı sucuklu pizza istiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla kolesterolünüz çok yüksek. Kolesterolüm mü? Nereden biliyorsunuz? Şirketimiz dünyadaki en büyük veri tabanına sahip. Tüm tıbbi tahlil kayıtlarına erişebiliyoruz. Kolesterolüm için ilaç kullanıyorum. Bu yüzden istediğim her şeyi yiyebilirim. Üzgünüm ama ilaçlarınızı almıyorsunuz. Bunu nereden biliyorsun? Beni takip mi ediyorsunuz? Kayıtlarımıza göre içinde 30 tablet olan kolesterol ilacınızı eczaneden 3 ay önce almışsınız. En son 3 ay önce aldığımı nereden biliyorsunuz? Kredi kartı kayıtlarınızda. En son 3 ay önce kredi kartınızla eczaneden alışveriş yapmışsınız. İyi de ben ilacı kredi kartıyla ödemedim ki. Nakit aldım. İmkansız. ATM'den nakit çekim işlemlerinizi görebiliyorum. Yakın zamanda nakit çekmemişsiniz. Parayı ATM'den çekmedim ki. Başka gelirlerim de var benim. Vergi kayıtlarına göre başka gelirleriniz yok. Eğer başka gelirleriniz varsa vergi kaçırıyorsunuz demektir. Yeter artık. Bilgisayarlardan, veri tabanlarından ve internetten bıktım. Ayrıca Google, Facebook ve Twitter'dan da artık hiçbir gizlilik ve özel hayat kalmamış. Pizza falan da istemiyorum. Ben yarın gidiyorum. Bu kadar saçmalıktan sonra uzaklara gideceğim. Yurt dışında uzak bir adaya. İnternet, bilgisayar, telefon ve beni gözetleyenlerin olmadığı bir ülkeye. Üzgünüm ama hiçbir yere gidemezsiniz. Niye gidemeyecekmişim? Size mi soracağım? Dal gibi de giderim. Hiçbir yere gidemezsiniz. Çünkü pasaportunuzun süresi geçen ay dolmuş. Sosyal medya hesaplarımızdan çok sorulan ve son 2 haftadır da gündemimizde olan bir konu var. Seyircilerimiz diyor ki WhatsApp meselesi tam olarak ne? 8 Şubat'tan sonra WhatsApp kullanamayacak mıyız? Sözleşmeyi imzalarsak bizleri neler bekliyor? Evet. Şimdi biraz önce izlenilen VTR'den de görüyorsunuz. Yani çok hayretler uyandırabilecek bir husus. Yani her türlü bilgilerinizden, verilerinizi elde ettikleri görüşmelerinizden, dijital ortamdaki görüşmelerinizden elde edilen verilerle sizin rahatsızlığınıza kadar tespit edilen bir yöntem. Yani ne diyor? Artık verilerin, kişisel verilerin depolanması, kişisel verilerin istismar edilmesi ciddi bir hukuki itilaf haline, mahrumiyet haline gelmiş bir husus. Bunu son günlerde, son 2 haftadır WhatsApp üzerinden bu meseleyi hukuk dünyası yetişemiyor. Hukuk, veri mevzuat, dijital dünyadaki sosyal medya akımları ve dijital platformların hukuk dünyasına yetişmesi geride kalmış durumda. Bu noktada geride kalınca da hukuk kendi hukukunu yaratmış durumda. Uluslararası şirketler. Diyor ki ben bu süreç içerisinde ben ücretsiz sana bir iletişim tanıyorsam bunun karşılığında senden de faydalanmış olduğum verileri kullanırım. Genel bir sürü baktığınızda telekomun iletişim hattını kullandığımızda Türk Telekom'un varsayalım. Ne yapıyoruz? Bir bedel ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Yıllardır WhatsApp'ı kullanıyoruz. WhatsApp ve diğer firmalar. Aslında şu an WhatsApp'ı bile dememiz, ismini zikretmememiz gerekiyor rekabet hukuku açısından. Ama artık konuyu anlaşılır kılabilmek için söz etmek durumunda kalıyoruz. 2 yıldır, 3 yıldır, geçen 5 yıldır dünya WhatsApp'ı kullanmaktan dolayı bir bedel ödedim. Hayır. Diyor ki size bedel ödenmiyor ise hizmetin konusu siz hale geliyorsunuz bir müddet sonra. Artık bugüne kadar bizi WhatsApp kullanmaktan vazgeçilmez hale getirdi şirket. Diyor ki alıştırdı dünyayı, toplumları alıştırdı. Diyor ki artık bunun için senin kişisel verilerini benden talep eden şirketlere satacağım. Bugüne kadar ücretsiz kullandın, bunun karşılığı da senin. Şu iki yönüyle var. Yani legal yaşayan bir insan açısından bu kişisel veriyle çok da abartmamak gerekiyor. Yani bakın, tamam, legal yaşayan, eğer siz illegal yaşamıyorsanız sizin yaşamınızı da kolaylaştırıyor aslında. Esasen bugün bir müvekkilin birine
kış döneminde kayak turizmine çok merak salmış bir insan. Davraz'a gideceğim diyor önümüzdeki günlerde hanımla. Bir kayak malzemelerine bakayım, fiyatları nedir diye internetten girmiş. Ondan sonra telefonla her bir iletişime girdiğinde Google'dan kayak malzemeleriyle ilgili reklamlar geliyor. Düşünün. Yani siz ihtiyacınız ne ise onunla ilgili reklamla muhatap oluyorsunuz. Aslında uluslararası bir şirketin, WhatsApp'ın veya başka bir firmanın sizin verilerinizi almış olması hayatınızı da kolaylaştırır. Önünüze gelen ihtiyacınıza göre reklam geliyor. Tercih hakkınızı kullanırsınız. Bu yönüyle baktığınızda çok da korkulacak bir durum yok. WhatsApp'ın dayattığı sözleşmeyi imzalamazsam başıma neler gelir? WhatsApp kullanamaz mıyım? Ha şöyle, Türkiye'de bu konuda geçen 6 ay içerisinde bir yasal düzenleme oldu. WhatsApp, ondan sonra Facebook, Instagram, Instagram'a Türkiye'de temsilciliklerin atanması istenildi. Bu konuda firmalar, uluslararası bu şirketler Türkiye'de bir temsilci atamadılar. Dedik biz kendi hukukumuzu bu anlamda tanımıyoruz ve atamadılar. Türkiye bu konuda artık her alanda millileşmek çok çok önemli. Bakın biz savunma sanayisinde millileşme yönünde adımlar attık, Azerbaycan'da sonuç alıyoruz. Adımlar attık, Libya'da sonuç alıyoruz. Aynı şekilde bu sosyal ağlarda, haberleşme ağında biz WhatsApp yerine milli bir sistem üretsek, program üretmiş olsak daha bir farklı olur. Şimdi WhatsApp'tan kaçınıyor Telegram programı. Rus şirketi olan bir firma. Bu şu anlama geliyor. Amerika'dan kaçıyorsun Rusya'ya. Yani yağmurdan kaçarken dolayı da yakalanabilirsin. Evet. Başka bir aynı şekilde bir WhatsApp'a benzer bir program sahibi olan Çin firması var. Çin'e. Bunun yerine olması gereken her dersten, her olaydan bir ders çıkartmak gerekiyor. Acilen yerli bir, buradaki yerli firmalarımızdan bir tanesinin böyle bir program üretmesi. Üretip biz de bu programa sahip çıkmamız gerekiyor.